Evet, şimdi ne yapacaksın saç bakımı için? Bu konuda Hande'nin bilgileri gerçekten çok iyidir. Ne vereceksin bakayım? Saç köklerini güçlendirici, dökülme karşıtı, aynı zamanda da hızlı uzamasına yardımcı. Benim formüllerimi birleştirip yeni bir formül daha buldum. Bu dönemde benim favorim o. Hemen geçelim, hızlıca vaktimiz de çok azaldı. Bir yemek kaşığı Hint yağı kullanacağım bunun için. Hint yağı. Çok yoğun bir nemlendirici. Güzel. Hemen arkasından adaçayı yağı kullanacağım. Yarım ölçü, yani bir tatlı kaşığı. Adaçayı yağı bizim saç dibimizdeki mantar, pullanma, kaşıntı gibi sıkıntıların önüne geçmemizi sağlıyor. Ve saç derimizi nefes aldırıyor. Çok mantıklı. Evet. Şöyle. Hem de kan dolaşımını hızlandırıyoruz. Daha sonra sırada ne var? Bizim saçımız neden oluşuyor? Keratin bağlarından. Artık aktarlarda çok rahat bulabiliyorsunuz. Sıvı keratin. Bir yemek kaşığı da sıvı keratin ilave ettim. Bunları biliyorsunuz, şampuanları, maskeleri de var. Herkes edinemeyebilir. Memnun kaldığınız bir şampuan vardır. İçine keratin ekleyebilirsiniz. Hemen yine arkasından aynı sefa UV ışınlarının ve yaşla birlikte saçımızın kuruluğunu alıyor. Çünkü içerisinde yoğun E vitamini var. Aynı sefa yüz için de çok yüz iyi. Yüz için, mantar, kaşıntı, her evde olması gereken hani böyle yağlar vardır. Bir kokusuna bakmak istiyorum. Tabii. Ben de daha ziyade kokularından. Güzel. Şöyle yine bir yemek kaşığı aynı sefa ilave ettim. Yani bu yağı hazırlasak, dursa, ara ara döksek koyu renkli bir şişede olduktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Zaten tamamını yapsınlar. Koyu renkli bir şişe ihtiyaçları olduğu kadar kullansın. Aynen, aynen. Bir yemek kaşığı yine dul avrat otu yağı. Ne? Dul avrat otu yağı. Bu dul avrat otu yağı otu daha doğrusu. Nelere iyi. Evet. Bu da çok acayip bir şey. Hemoroide bitki. İyi, kadın hastalıklarında iyi, saçın geç uzama şikayetlerinde iyi, kan dolaşımı hızlandırmada iyi, selülitte iyi. Bak, bir şey soruyorlar. Bu dul avrat otu onu soracağım sana. Hamilelikte kullanılır mı bu yağ diyorlar? Dul avrat otu yağı mı? Ha, yok, bu yağ. Yani bu hazırladığın saç yağı. Evet, kullanabilirler. Herhangi bir sıkıntısı yok. Dul avrat otunun orada bir şeysi olmaz değil mi? Hayır, hayır, bir şey olmaz. Zaten kullandığınız miktarda hemen kana karışacak bir miktar değil. Çünkü ondan daha sıkıntılısı adaçayı yağı. Ki adaçayı yağını da çok yüksek miktarda kullanmadım. Yani o zaman şöyle diyelim. Gene biz tedbiri elden bırakmayalım. Tabii. Adaçayı yağını ve dul avrat otunu daha damla şeklinde. Birer damla. Koyun. Zaten saçların uçlarına süreceksiniz. Zaten gebelik döneminde çok fazla biliyorsunuz saç dökülme sıkıntısı olmuyor. Hormonlar orada genelde doğumdan sonra oluyor. Doğumdan sonra oluyor ki asıl o zaman da kullanmaları lazım. Evet. Yine bir yemek kaşığı sukolen, isterseniz zeytinin küsvesinden elde edilen, isterseniz köpek balığının karaciğer yağından elde edilen ürünün saç derimize çok daha rahat ulaşması, diplere ulaşmasını sağlar ve bizim saçımızı ve cildimizi oksijenlendirir. Ve tabii ne yağ dedin ona? Sukolen. Sukolen. Evet. Ha, sukulent değildi yani. Yok, sukolen. Değil. Ha, bak, enteresan. Evet, bu ne? Benim tabii ki baobab yağım. Hiçbir zaman olmazsa olmaz. Baobab yağının yalnız saça çok iyi geldiği muhteşem bir şey. Şöyle bir yemek kaşığı yine ilave ettim. Ben ciltte de baobabı çok seviyorum. Özellikle ince kırışıklıklarda, çünkü yağlı bir söyledik. Hamilelik söylemedik mi? Söyledik. Adaçayı ve şeyi ne oluyordu o yağladı? Birazcık daha belki az kullanabiliriz. Evet, onu da aktarınıza sormanız lazım. Yani doktorlarına danışabilirler. Çünkü bizim anlattığımız birçok şey hamileler üzerine zaten denenmiyor. Dünyada birçok şey biz deneyemiyoruz. Evet. Ama hamileler bu dönemde dursunlar, zeytinyağı sürsünler saçlarına. Badem sürebilirler, argan sürebilirler. Evet. Karpuz çekirdeği yağı sürebilirler. Ne diyorsun, o da mı çıktı? Karpuz çekirdeği yağı. Bir yayında yapmıştık. Ben cahil kalmışım bu konuda. Karpuz çekirdeği yağını kaçırmışım. Neye yarıyor? Karpuz çekirdeği yağı dünyanın en değerli kuru yağlarından bir tanesi. Cildinize sürüyorsunuz. Yağ ama hemen nüfuz ettiği için kuru, hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Özellikle bebekler var için. Var mı bu? Var, olmaz olur mu? Benim hiçbir bilgim olmaması bundan. Demek ki seni daha sık almalıyım Hande'cim. Bu baobab yalnız olay bir şey. Yüze de sürebiliyorsunuz. Evet. Hamileler sonra doğum sonrası bu şeyleri yapsınlar. Bir yere not edin.
Aynen. Bu geçmez bitmez yani tükenmez bir şey. Uygulamamızı nasıl yapacağız? Uygulamayı söyle. Şöyle ufak bir kağıt senin için de hazırlıyorsunuz. Lütfen parmaklarınızı içine bandırın. Ve sadece saç diplerinize hafif hareketlerle friksiyon yapın. İyice yedirin. 2-3 saat bekletin. Saç ucu kırığı olanlar saç uçlarına da şöyle iyice yedirsinler. 1-2 saat beklettikten sonra da uygun bir şampuanla yıkasınlar. Peki.